İstanbul Cevurda Show tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın gözü burada, mücevher dünyasının gözü burada. Kalbi de bir anlamda İstanbul'da atıyor. Pek çok ülkeden katılımcılar var. Peki ilk gün nasıl geçti? Beklentiler ne yönde? Değerli firmalarımızla konuşuyoruz. CHP ile konuşacağız şimdi de. CHP firma sahibi Taylan Samancı Beyefendi ile. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş gördük, hoş gördük bir sabah. Şimdi Antalya'da beraberdik. Antalya fuarından sonra İstanbul'da da birlikteyiz. Peki sormak istiyorum. İlk gün bize hareketli geldi. Ama tabii iş yapan sizlersiniz, daha iyi biliyorsunuz. Nasıldı ilk gün? Şimdi öncelikle günceli bir yorumlamak lazım. Yani dünyanın ve özellikle bölgemizin bu kadar ekonomik anlamda sıkıştığı, bir sektörel bazda incelediğimizde sektörel bazda çok sıkıştığı bir alandayız. Ancak bizim sektörümüz gerçekten çok ciddi anlamda fark oluşturuyor. Bu anlamda yaklaşık 70 ülkeden ziyaretçi geldi. Tabii sıkıntılı olan bölgelerden iptaller oldu. Bunu biliyoruz. Bizim de orada çalıştığımız iyi müşterilerimiz vardı. Onlar iptal ettiler açıkçası. Ama onun dışında gelişen bölgeler, hatta çok uzak bölgelerden katılımlar oldu. Yaklaşık 400'ün üzerinde ziyaretçi geldiğini biliyoruz kayıtlardan. Bunun birinci güne yansıması bizim açımızdan fena değildi. Yani hiç beklemediğimiz ve şimdiye kadar çalışmadığımız 2-3 tane müşteriden geri dönüş aldık. Yani sipariş aldık açıkçası. Bunun devamının yarın ve öbür günde devam edeceğini biliyoruz. Bence genel anlamda fuarın bütün katılımcılar için olumlu geçeceğini düşünüyorum ama ödevini iyi yapan, günü günceli doğru yorumlayan, başarı odaklı, çözüm odaklı çalışan arkadaşlarımızın fuardan ciddi anlamda memnun olacaklarını düşünüyorum. Özellikle Vicenza'nın çok da olumlu geçtiğini duymadık açıkçası. Bölgede başka fuar da yok. O anlamda bu fuar çok önemli. Alıcılar için de önemli. Peki tabii 2021 pandemi çok etkiliydi. 2022 yeni başladı. 2022 hareketli başladı ihracat açısından da. Evet. Özellikle peki müşterilerin alışveriş alışkanlıkları değişti mi? Trendler nasıl 2022'de? Ürünlerde bir değişim oluyor mu yoksa klasik devam ediyor mu? Şimdi şöyle yorumlamak lazım. Mücevher alımı diğer alımlardan bağımsız bir olgu değil. Önce bunu iyi görmek lazım. Dünyadaki emtiaların tamamının fiyatları yükseliyor. Alım gücünün düştüğü aşikar. Artık hedef kitlelerimiz gittikçe daralıyor. Dolayısıyla burada bizim de oluşturduğumuz bir temel ihtiyaç değil. Ürettiğimiz temel ihtiyaç değil. Bu lüks. Dolayısıyla keyfe keder bir iş bu biraz da. Bu anlamda kime neyi satabileceğimizi iyi analiz etmemiz lazım. Ben Türkiye'nin bu anlamda çok tecrübeli olduğunu, sektörün çok tecrübeli olduğunu biliyorum. 30 yıldır bu sektörde olduğumdan dolayı. Meslektaşlarımın çok hızlı reaksiyon gösterdiğini ve sadece Türkiye üzerine değil, biraz iddialı bir söz olacak ama bu gerçek, dünyanın tamamına reaksiyon gösterdiğimizi sektör olarak biliyorum. Ama hala yeteri kadar ihracatımız var mı, yeteri kadar girdiğimiz var mı? Hayır. Yeteri kadar katma değer üreten ürünler üretiyor muyuz? Hayır. Bunun üzerine çalışmamız lazım. İnanırsak biraz zaman meselesi bence. Teşekkür ederiz. İyi fuarlar diliyorum. Teşekkür ederim Mustafa. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun.